İnsanlık, yüzyıllar boyunca gezegenler arası keşif ve yıldızlar arası seyahat hayalini taşımıştır. Eski medeniyetler gökyüzüne bakarak, yıldızların ve gezegenlerin sırlarını çözme arzusuyla dolmuş, bu arayışlarını mitolojiye, bilim kurguya ve ileri teknolojilere yansıtmıştır. Yıldızlara yayılma isteği, sadece bilimsel merak değil, aynı zamanda türümüzün hayatta kalması ve gelişmesi için bir gereklilik olarak görülmektedir. Dünyanın kaynaklarının sınırlı olması ve yaşanan küresel sorunlar, insanlığın diğer gezegenlerde yaşam kurma fikrini daha acil bir ihtiyaç durumuna getirmiştir. Bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için, SpaceX, Starship adını verdiği, devrim niteliğinde bir uzay aracı projesi geliştirmiştir. Starship projesinin amacı, SpaceX'in uzayda büyük ölçekli insanlı ve insansız görevleri gerçekleştirme vizyonunu hayata geçirmektir. Bu projenin temel hedefi, uzay yolculuğunu, ticari uçuşlar kadar erişilebilir duruma getirerek, insanların, Mars ve diğer gezegenlere kalıcı yerleşim yerleri kurmasını sağlamaktır. Starship, hem kargo hem de mürettebat taşımak üzere tasarlanmış, tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı olarak, uzay keşiflerini, daha ekonomik ve sürdürülebilir duruma getirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, Ay'a ve Mars'a düzenli uçuşlar yaparak, bilimsel araştırmalar, ticari faaliyetler ve nihayetinde insanlığın çok gezegenli bir tür olma hedefini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adım atmayı amaçlamaktadır. Projenin bir diğer amacı ise, dünya yörüngesine uydu yerleştirme, uzay turizmi ve derin uzay araştırmaları gibi çeşitli görevleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmektir. Starship, büyük kargo kapasiteleri ve yüksek itiş gücü ile uzayda yeni keşifler yapmayı ve uzay endüstrisini dönüştürmeyi planlamaktadır. SpaceX, Starship'in tamamen yeniden kullanılabilir tasarımı ile fırlatma maliyetlerini büyük ölçüde azaltarak daha sık ve daha ekonomik uzay görevleri düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu durum, sadece devletlerin değil, özel sektörün ve akademik kurumların da uzaya erişimini kolaylaştırarak, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uzayın daha kapsamlı bir şekilde keşfedilmesine olanak tanıyacaktır. Starship, iki ana parçadan oluşmaktadır. Birinci bölüm, Starship uzay aracı, diğer bölüm ise, süper ağır roketidir. Starship'in gövdesi, 301 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu malzeme, alüminyum ve karbon fiber gibi diğer malzemelere kıyasla, daha dayanıklı ve ısıya karşı daha dirençlidir. Ayrıca, maliyet açısından da daha uygundur. Gövdenin bu özellikleri, Starship'in sert uzay koşullarına dayanabilmesini ve yeniden kullanılabilirliğini artırır. Starship, 50 metre uzunluğunda ve 9 metre çapındadır. Bu boyutlar, geniş bir iç hacim sağlar ve daha fazla kargo ve yolcu taşıma kapasitesi sunar. Starship'in boş ağırlığı, yaklaşık olarak 120 ton civarındadır. Bu ağırlık, yakıt ve kargo olmadan, aracın kendisinin kütlesini ifade eder. Boş ağırlık, aracın gövdesi, motorları, iç yapısı ve yaşam destek sistemlerini içerir. Starship, tamamen yakıt dolu ve tam yüklü olduğunda, yaklaşık 1320 ton kütleye ulaşabilir. Bu kütle, hem metan, hem de sıvı oksijen yakıtının yanı sıra, maksimum kargo kapasitesini de içerir. Toplamda, 6 Raptor motoru ile donatılmıştır. Bu motorların 3'ü deniz seviyesinde optimum performans gösterirken, diğer 3'ü, vakumda en yüksek verimlilik için tasarlanmıştır. Raptor motorları, metan ve sıvı oksijen kullanarak çalışır. Bu yakıt kombinasyonu, yüksek verimlilik ve yeniden doldurma kolaylığı sağlar. Metan, Mars'ta üretilebileceği için, Mars görevleri için büyük bir avantaj sunar. Her bir Raptor motoru, yaklaşık 2 meganewton itiş gücü üretir. Toplamda, Starship'in motorları, 12 meganewton itiş gücü sağlayarak, onu güçlü ve etkili bir uzay aracı yapar. Starship'in iç yapısı, büyük bir kargo bölmesi ve 100 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi ile tasarlanmıştır. Bu geniş iç hacim, uzun süreli uzay yolculukları için gerekli olan yaşam destek sistemleri, malzemeler ve mürettebat konaklama alanlarını barındırabilir. Starship'in modüler tasarımı, farklı görev türlerine uyum sağlamak için iç yapısının kolayca yeniden düzenlenebilmesine olanak tanır.
Örneğin, bir görevde yalnızca kargo taşınacaksa, tüm alan kargo bölmesine ayrılabilir. O araç, hem dünyadan kalkış, hem de diğer gök cisimlerine iniş ve kalkış yapabilmek için tasarlanmıştır. Araç, atmosferik yeniden giriş sırasında, termal koruma sağlayan bir ısı kalkanına sahiptir. Ayrıca, Starship'in alt kısmında yer alan grid finler ve kanatlar, iniş sırasında, aracın kontrolünü ve stabilitesini sağlar. İniş sırasında kullanılacak olan motorlar, hassas ve güvenli bir iniş gerçekleştirmek için, yeterli itiş gücünü sağlar. Starship'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, tamamen yeniden kullanılabilir olmasıdır. Hem süper ağır roketi, hem de Starship, fırlatma, iniş ve yeniden fırlatma için tasarlanmıştır. Süper ağır roketi, görevini tamamladıktan sonra kontrollü bir iniş yapar ve yeniden kullanıma hazır hale gelir. Starship ise, hem yörüngeye ulaşabilir, hem de Ay veya Mars yüzeyine iniş yapabilir ve tekrar kalkış yapabilir. Bu yeniden kullanılabilirlik, fırlatma başına maliyetleri büyük ölçüde azaltır ve uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getirir. SpaceX'in hedefi, Starship ile uzay yolculuğunu ticari uçuşlar kadar erişilebilir hale getirmektir. Bu maliyet etkinliği, Mars kolonizasyonu gibi büyük ölçekli projelerin gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır. Uzun süreli görevler için, oksijen üretimi, su geri dönüşümü ve atık yönetimi gibi yaşam destek sistemleri bulunur. Uzayda yüksek hızlı veri iletimi için gelişmiş iletişim sistemlerine sahiptir. Bu sistemler, hem Dünya ile hem de diğer uzay araçlarıyla kesintisiz iletişim sağlar. Otonom navigasyon sistemleri ve hassas iniş teknolojileri ile donatılmıştır. Bu sistemler, aracın hem yörüngede hem de yüzeye iniş sırasında doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Diğer bölümü olan süper ağır roketi, 301 paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu malzeme, Starship'in gövdesinde olduğu gibi, yüksek mukavemet ve ısı direnci sağlar. Paslanmaz çelik, alüminyum ve karbon fiber gibi diğer malzemelere kıyasla daha dayanıklıdır ve maliyet etkin bir çözüm sunar. Süper ağır roketinin gövdesi, 70 metre uzunluğunda ve 9 metre çapındadır, bu da onu çok büyük ve güçlü bir roket yapar. Süper ağır roketi, yaklaşık 33 Raptor motoru ile donatılmıştır. Bu motorlar, metan ve sıvı oksijen kullanarak çalışır ve bu yakıt kombinasyonu, yüksek verimlilik ve itiş gücü sağlar. Her bir Raptor motoru, yaklaşık 2 meganewton itiş gücü üretir ve toplamda, süper ağır roketinin motorları, yaklaşık 72 meganewton itiş gücü sağlar. Bu özellik, süper ağır roketini, şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket yapar. Süper ağır roketi, tamamen yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Fırlatma sırasında, Starship'i dünya atmosferinden çıkarmak için büyük itiş gücü sağlar ve görevini tamamladıktan sonra, kontrollü bir iniş yapar. İniş sırasında kullanılan grid finler ve kanatlar, roketin stabilitesini ve kontrolünü sağlar. Süper ağır roketinin bu özelliği, fırlatma başına maliyetleri büyük ölçüde azaltır ve uzay yolculuğunu daha ekonomik hale getirir. Starship'in deneme uçuşları, SpaceX'in tamamen yeniden kullanılabilir uzay aracı konseptini test etme ve mükemmelleştirme sürecinin kritik bir parçasını oluşturur. İlk önemli denemeler, Starship'in prototipleri olan SN5, SN6 ve SN9 ile gerçekleştirilmiştir. Bu uçuşlar, özellikle yüksek irtifa denemeleri sırasında, aracın aerodinamik yapısını, motor performansını ve iniş yeteneklerini test etmeyi amaçlamıştır. SN8 prototipi, 12.5 kilometre yüksekliğe kadar başarıyla yükselmiş ve kontrollü bir serbest düşüş manevrası gerçekleştirmiştir. Ancak iniş sırasında yaşanan patlama, SpaceX'e önemli veriler sağlamış ve bir sonraki denemelerde iyileştirmeler yapılmasına olanak tanımıştır. Bu süreç, SpaceX'in hızlı prototip geliştirme ve test etme yaklaşımını yansıtmaktadır. Starship'in deneme uçuşlarındaki en büyük başarılardan biri, SN15 prototipi ile elde edilmiştir. 5 Mayıs 2021'de gerçekleştirilen bu uçuşta, SN15 yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe kadar başarıyla yükselmiş, ardından kontrollü bir iniş manevrası yaparak, güvenli bir şekilde iniş gerçekleştirmiştir.
Bu başarı, Starship'in uçuş ve iniş sistemlerinin büyük ölçüde iyileştirildiğini ve yeniden kullanılabilirlik hedeflerine daha da yaklaşıldığını göstermektedir. SN15'in başarılı inişi, SpaceX'in Starship projesinin gelecekteki hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşıdır. Bu denemeler, Mars'a insanlı ve insansız görevler düzenlemek için gereken teknolojilerin geliştirilmesi ve doğrulanması açısından kritik öneme sahiptir. SpaceX, bu testlerden elde edilen verileri kullanarak Starship'i daha güvenli, verimli ve maliyet etkin bir uzay aracı durumuna getirmeyi amaçlamaktadır. Mars kolonizasyonu için Starship, SpaceX'in anahtar taşıma aracı olarak hayati bir rol oynamaktadır. Starship, büyük kargo kapasitesi, yüksek itiş gücü ve tamamen yeniden kullanılabilir tasarımı ile Mars'a insan ve malzeme taşıma görevlerini ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Mars'a düzenli uçuşlar yaparak, gerekli altyapı ve yaşam destek sistemlerini taşımak, kalıcı yerleşim yerleri kurmak ve sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak için gereken tüm unsurları sağlamak üzere tasarlanmıştır. Starship'in bu özellikleri, Mars'ta tarım, inşaat ve bilimsel araştırmalar gibi kolonizasyon süreçlerinin temelini oluşturacak ve insanlığın çok gezegenli bir tür olma hedefini gerçekleştirmede kritik bir rol oynayacaktır. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.